Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde analog elektronik dersiyle ilgili örnek bir final sorusu çözeceğiz. Sorumuzda V0 bölü V'in gerilimini bulmamız isteniyor. Yani kazanç isteniyor bize arkadaşlar. Şimdi burada iki tane aslında opamp devresi var. Birincisinin girişi artı kısımdan verilmiş. Bu evirmeyen evirmeyen o devresi o pump. İkincisinin girişi ise nereden verilmiş? Bakın eksi taraftan verilmiş. Yani evren taraftan verilmiş. Evren o devresi. Şimdi evirmeyen o arkadaşlar bizim çıkışımız neydi? V0 çıkışımız. Mesela e, şuradaki çıkışımız neydi? V0 Şuradaki dirence R1 dersek buraya R2 dersek ne oluyordu? v0 eşittir 1 artı r2 bölü r1 çarpı v input. Evirmeyende ise v0 eşittir eksi r2 bölü şuna r2 dersek şuna da r1 dersek eksi r2 bölü r1 çarpı v input oluyordu. Fakat e, bizim bu formülleri ezbere bilmemize gerek yok. O pampların e, ideal o olduğunu varsayarak hareket ediyoruz. Arkadaşlar dolayısıyla benim ideal opampım için iki tane önemli bilmem gereken nokta vardı. V0 burası V1 burası da V2 eksi artı diyelim. İdeal opamplarda şuradaki giriş akımlarına I1 I2 dersek I1 eşittir I2 ve giriş akımlarımızda e, şu noktadaki yani şurada hiçbir şey yoksa herhangi bir direnç ya da başka bir şey yoksa V1 eşittir V2 oluyordu ideal opaplar için. O zaman bu devre içinde biz mantık ıı, ideal opapların mantığından hareketle benim şu noktada gerilimim nedir? V indir değil mi? Yani şu noktada gerilim V in. O zaman şu noktadaki gerilimim de benim V in olur. V in. V in. O zaman şuradaki gerilimim ne olur? V in olur. Evet. V out nedir arkadaşlar? Şuraya V01 diyelim. V o 1 diyelim. Buraya da V o 2 diyelim. V out gerilimi ne olacaktır? V out eşittir. V o 1 eksi V o 2 olacaktır. O zaman V in ile V o 1 arasında ve yine V in ile V o 2 arasındaki ilişkiyi kullanarak V sıfırın V yine bölümünü bulacağız. O zaman e, artık ben Kirchhoff'un akım yasasından faydalanabilirim. Şuradan bir akım yolu çizelim, şöyle, e, şöyle bir akım yolu çizelim ve şöyle bir akım yolu çizelim. O zaman şu yukarıya, aşağıya ve sağa doğru akan akımların toplamı sıfırdır Kirchhoff'un akım yasasına göre. O zaman şöyle diyebilir miyim? Aşağı doğru akan akım için V in bölü R. Sağa doğru akan akım ise, için ise V in eksi V O 1 bölü R çarpı A eksi 1 eşittir 0. Devam edelim. O zaman şöyle diyebiliriz. şunlar gider. Ya da şurayı a eksi 1 ile çarpalım. a eksi 1 ile çarpalım. Daha sadeleştirmek için. v in çarpı a eksi 1 artı v in eksi v o 1 eşittir 0. Ee, v in eksi v in artı v in v in çarpı a eksi v o 1 eşittir 0 kaldı. Çünkü v eksi v in artı v in. Birinci formülümüz sadeleşmiş formülümüz bu. Devam edelim. Şuradan V2 gerilimi geliyor arkadaşlar. <laughs> şuradan V2 gerilimi geliyor. Şurası 0 volttur. Bakın gerilim seviyesi 0 ise şaseden geliyor. Burası 0 volttur. O zaman burası için bir e, formül yazacak olursak şuradan gelen akım 2'ye ayrılmıyor mu şöyle? E, i̇çeri doğru akan akım 0'dır. Gerilim 0 olduğuna göre akım da 0'dır. O zaman ikinci opamp devremiz için buna birinci opamp diyelim, bu da ikinci opamp olsun. Şu birinci opamp, birinci opamp. ikinci opamp için ise şöyle bir formülü yazabiliriz. V2'den sağa doğru akan akım nedir? V2 eksi 0 bölü R. Ne olmuş arkadaşlar? Eşittir. Yukarı doğru akan akım 0 eksi VO2 bölü A çarpı R artı 0. 0 yazmaya gerek yok. Şuradaki R'ler de gitmez mi? Gider değil mi? O zaman devam edecek olursak ise diyelim V2 eşittir. Eksi VO2 bölü A. Evet V2'yi de bu şekilde bulabiliriz. Ee, o zaman şöyle diyelim arkadaşlar. E, ee, VO2 eşittir. Eksi V2 çarpı A. İkinci formülümüz de bu olsun. Şimdi birinci formülümüz neydi? E, ee, VO1'di. Değil mi? VO1'di yani şuydu, şunu şöyle de yazabiliriz. Şu formülü ise diyelim. VO1 eşittir. Eksi ee, hatta eksi olmuyor direkt ee, şey oluyor direkt v in çarpı a oluyor v in çarpı a karşıya attığımız zaman v in çarpı a evet bizden istenen v sıfır bölü v in değil mi bizden istenen v sıfır bölü yani v out bölü v in v out nedir v o bir eksi v o iki bölü v in o da eşittir vo o bir nedir arkadaşlar V in çarpı A'dır. Eksi V o 2 nedir? Eksi V 2 çarpı A bölü V in. O da eşittir. V in parantezine alırsak e... ha şurada yanlış yazdım. Şu, şurası V 2 değil de bakın şurası direkt V indir. Hiç V 2 yazmaya gerek yok. V indir. E, dolayısıyla ee, şu V2 silelim arkadaşlar. V2 yerine ne yazacağız? V in yazacağız, değil mi direkt? Ben de diyorum niye çıkmadı? Şurası V in eksi 0. Evet 0. Şurası V in eşittir ee, eksi V o 2. dolayısıyla V o 2 eşittir V in çarpı a. Ee, bölü V in. Evet, şurası V in arkadaşlar. Şunu bir daha yazalım v in v in çarpı a. Çünkü şuradaki v in gelim direkt zaten buradaki de gelimdir. O zaman burayı v in parantezine alırsak a artı a kalmaz mı? Bölü v in. Dolayısıyla v sıfır bölü v out bölü v in eşittir a artı a 2 a olacaktır. Yani ben buradaki r çarpı a'lar cinsinden Nasıl buldum? 2A olarak V0 bölü buldum. V0 bölü V buldum. Yani benim dar band, geniş band kazancımı e, bulmuş oldum arkadaşlar. Buradaki mid band kazancı orta band kazancı oluyor. Bu şekilde çözülüyor. Dedim ki burada opampların evren evirmeyen ezberlemeye gerek yok formülleri. İdeal opampların Giriş akımlar ve giriş gerilimlerinin eşit olduğunu bilirsek bu tür sorunu rahatlıkla çözebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda Kirchhoff'un akım gerilim yasalarını da bilmemiz lazım. Bu sorumuzun çözümü bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.